Evet, bu videonun konusu aslında hemen hemen hepimizin başına gelen bir olay. Diyelim ki uyumaya çalışıyorsunuz veya uyuyorsunuz ve bir anda komşunuzdan size ses geliyor. Uyanıyorsunuz ve sinirleniyorsunuz. Ne yapardınız? Sakin bir şekilde komşunuzla konuşur muydunuz yoksa onunla savaşır mıydınız? Ya da sadece sesin geçmesini mi beklerdiniz? Şimdi sizlerle bir oyun oynayacağız ve bu oyun gece 4'te geçiyor. Komşumuz bizi gece 4'te uyandıracak. Ve bakalım biz neler yapacağız. Bu arada eğer komşunuz varsa umarım sizlerin de kendi komşularınızla aranız iyidir. Eğer komşularınızdan birisinin adı Sanet Karataş ise başınız biraz dertte. Evet, o yüzden geceleri bu odaya fazla girmemeye çalışıyorum. Komşularımı severim. Umarım onlar da beni seviyordur. Neyse, gelin videoya geçelim. Gece 4'te bizi uyandıracaklar ve bakalım komşumuza neler yapacağız. Bu videoya like atan ve kanalıma abone olan herkese Allah güzel bir ev ve güzel bir komşu nasip etsin. Amin. Bugün oynayacağımız oyunun adı Gece 4'te Komşunu Durdur. O zaman gelin başlayalım. Evet, şu anda oyunumuz başladı ve gelin play diyerek başlayalım. Bakalım bu harika serüvende başımıza neler gelecek. Samet Karataş, uyan. Görünüşe bakılırsa dışarıda çok gürültü var. Bunu kontrol etmelisin. Tekrar... Evet, evet, gelin şu komşuyla bir konuşalım arkadaşlar. Bu iş böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz. Bu ne? Çakmak mı bu? Aha, çakmak buldum. Komşumun evini yakıyorum değil mi? Ulan gece gece bu saatte ses mi yapılır? Deyip adamın evini yakıyorum değil mi? Hayır, o kadar psikopat değilim ama her an yapabilirim. Üst komşu değil mi? Evet, ses muhtemelen üst komşudan geliyor. Kardeşim bak buraya, bak bak. Gel buraya gel. Aha. Ne istiyorsun diyor. Kardeşim bu saatte ses mi yapılır? Onunla arkadaşça konuşalım. Ona sert davranmayalım, evet, arkadaşça konuşalım. Aa, üzgünüm. Bundan sonra dikkatli olacağım. Polisi aramadığın için teşekkür ederim. Aa, polisi arayabiliyormuşum. Neyse. Evet, iyi sonu yaptık şu anda. Çok iyi. Şu anda iyi sonu yaptık. Ama aslında polisi de arayabiliyormuşum. Gece gece adam gürültü yapıyor diye polise şikayet edebiliyormuşum. Oha. Beni şikayet etmedikleri için çok şanslıyım. Alo, polis mi? Yukarıda bir tane adam evet diye bağırıyor da. Şuna bir bakar mısınız? Komşularım bunu yapmadığı için çok şanslıyım. Ne olur beni şikayet etmeyin. Sadece takipçilerimi düşünüyorum. Ama şimdi bir yandan da merak ettim. Acaba polisi arayınca ne oluyor? Ben polisi arayacağım. Evet, telefonu alacağım ve polisi arayacağım. Bakalım komşuma ne olacak? Bir daha ses yapamayacak. Hadi bakayım. Evet, şimdi şöyle bir ışıkları açalım. Arkadaşlar ne kadar çalışkanmışız. Ayın en iyi elemanı seçilmişiz. Gece gece çalışabiliyor muyum bilgisayardan? Aa, çalışamıyormuşum. O kadar da değil, değil mi arkadaşlar? Geri uyumaya çalışayım. Uyuyabilirim belki. Ha, şu anda uyuyamazsın diyor. Evet, komşumuz. Aa, uyudum. Aa, geri uyuyabiliyormuşum. Yes. Komşu bir daha uyandırmayacak değil mi? Ha, güzel. Kimin umurunda? Yani aslında ben de çoğu zaman böyle yapıyorum. Eğer komşumdan ses gelirse aman boşver deyip geri uyuyorum. Evet, ve bitiyor yani. Hiç kimseyle uğraşmıyorum. Ve bence bu son en iyi sondu. Ama tabii ki de hayır. Polisi arayacağım. Polisi arayacağım. Evet, şimdi nerede benim telefonum? Burada telefon yok herhalde gördüğüm kadarıyla. Evet, burada telefon yok. Gelin telefonu bulalım arkadaşlar. Evet. Bu ne? Bunlar bağış kutusu. Aha, telefon. Evet, gelin telefonumuzu açalım. Ve ses çözmekten bitti ucum. Neredesin betonlucum? Sınavlarda sensin gücüm. Oğlum bu oyunu yapan yabancı değil mi? Ekranında neden Eren Karayılan var? Üstünde de gözlerin yalancı yarim yazıyor. Oğlum hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Acaba bu oyunu yapan kişi Türk mü? Neyse, gelin buradan polisi arayalım. Evet. Oha, sevgilimizi de arayabiliyormuşuz. Önce polisi arayalım, evet. Evet. Aha, polisi aradım. Şu anda polisi aradım. Aha. Yeah. Hadi kelepçeleyin o budalayı. Kimse Samet Karataş'ı gece 4'te uyandıramaz. O budalanın kıçına tekmeyi koyun ve onu hapse atın adamım. Adamın radyosunu kırdılar lan gece ses yapıyor diye. Yazık lan, adamın radyosunu niye kırdınız? Ona üzüldüm işte. Evet, adamı tutukladılar. Normal son. Normal son mu? Oha. Evet, bu normal sonmuş arkadaşlar. Yok lan, aramayın oğlum polisi. Yazık.
Anlaşın komşunuzla. Yarın öbür gün muhtaç olursunuz o tutuklattığınız adama ya. Neyse, ben kız arkadaşımı arayacağım. Orada sevgilini ara diye bir seçenek vardı. Sevgilimi arayacağım, bakalım ne olacak. O nasıl bir şeymiş, merak ettim. Evet, gecenin dördünde uyanmamışım gibi. Bir de kız arkadaşımı arayacağım bu saatte. Hadi bakalım. Telefondan sevgilimi arıyorum. Dostum, senin sevgilin yok. Bu iyiydi. Bu iyiydi. Ama benim sevgilim var. Ama güzel şaka. Yemin ederim güzel şaka. Hiç beklemiyordum. Sevgilimi arama düğmesine bastım. Senin sevgilin yok diye oyun benimle dalga geçti. Neyse. Pizzacıyı arayayım. Evet, şu anda pizzacıyı aradım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Aha, pizzam geldi mi? Galiba pizzam geldi. Nerede pizzam? Lan, pizzayı camdan içeri mi attınız? Neyse, gece 4'te pizza yiyeceğim arkadaşlar. Ye. Güzel. Yiyeyim mi pizzayı? Oh, gece 4'te pizza yiyorum şu anda. Komşu kardeş, gel, sana pizza getirdim, gel, anlaşalım. Sen gürültü yapma, ben de sana pizza vereyim. Gel kardeşim, sana pizza verdim. Ne istiyorsun benden? Ona pizza verebiliyor muyum? Al pizza. Aa, veremiyorum. O zaman onu tehdit edelim. Gecenin bu saatinde gürültü mü yapılır lan? Hah, oha. Bana hiç iyi bakmıyor. Hey, dostum, sakin ol. Hey. Sopa çekti. Ne dedin sen bana? Hey, anlaşabiliriz dostum. Kötü son. Ha, evet. Komşumuz bizi dövdü arkadaşlar. Evet. Tamam, o zaman gelin başka bir son deneyelim. Ne yapabilirim ki? Komşum beni bir türlü uyutmuyor. O zaman başka yerde uyuyalım. Evet, madem komşumuz uyumamıza izin vermiyor, biz de evden gidelim. Evet, bence çok mantıklı. Gelin evden çıkalım. Heh, yeter artık. Bu sinir bozucu evden kurtulmanın vakti geldi. Gece evden çıkıyorum. Hadi bakalım. Let's go. Gidiyorum ben. Hop, çık. Çık evden. Direkt çık. Direkt çık evden. Aha. Evet, bu sefer alt kata gidiyorum. Bakalım evden çıkabiliyor muyuz arkadaşlar? Bu ne? Aa, levye. Levye aldım. Belki lazım olur arkadaşlar. Evet, gelin aşağıya gidelim arkadaşlar. Bu binadan çıkmak istiyorum. Aa, yerde para var. Para aldım. Güzel. Bu ne? Burayı açabiliyor muyum? Burayı açabilmem için kimlik kartı lazımmış. Tamam, o zaman buradan gidelim. Evet. Aha! Arkadaşlar, dışarıya çıktım. Çok iyi. Şimdi uyuyacak yeni bir yer bulmam lazım. Ben nerede uyuyabilirim arkadaşlar? Ben nerede uyuyabilirim? Burayı açabiliyor muyum? Kanalizasyona gireyim mi? Nerede uyuyabilirim ki? Bankta uyu abi. Burada uyuyayım. Evsiz kaldım şu anda. Aha! Burada evsiz birisi var. Fakir çocuk. Fakir çocukla konuş. Merhaba fakir çocuk. Beraber uyuyalım mı? Evet, hadi ona selam diyelim. Dostum, buradaki metal sırtımı acıtıyor. Bana daha rahat bir şey getirebilir misin diyor. Ha, burada uyuyamıyormuş, doğru. Aynen, sırtı ağrımış. Kardeşim, ben uyuyacak yer arıyorum, bir de sana yatak mı getireyim ya? Neyse, dur bakayım, bura nere? Oha, burada ne var lan böyle? Buraya girebiliyor muyum? Asansörün içinde uyuyalım. Korkunç asansör. Aha arkadaşlar, orada bir adam var. Dur, onunla iyi dille konuşalım. Hey, selam. Evet, pek güvenli birisine benzemiyor ama hadi onunla konuşalım. Hey dostum, bana bir konuda yardım eder misin? Bak, şurada bir apartman var, gördün mü? Bu apartmanın sahibi büyük bir hırsız ve şu anda şehirde değil. Onun evinde çok değerli şeyler var. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bir tane anahtar kırıcı bul ve onun evine gir. Lan, hırsızlık mı yapacağım? Oha! Lan, ben en son uyumaya çalışıyordum gece 4'te. Hırsızlık ne alaka? Aa, bu ne? Aa, kanalizasyona girebiliyorum, dur bakayım. Aa, kanalizasyona girdim şu an. Aha. Evet, şu anda kanalizasyondayız. Buraya düşersem ölür müyüm? Bu kanalizasyona düşersem ölür müyüm? Düşmeyeceğim arkadaşlar. Aha, burada birisi var. Fare kral. Fare kralla konuşalım. Merhaba fare kral. Hey insan. Ben fareleri kralıyım. Burada şu anda bir partimiz var. Ama parti için daha fazla peynir lazım. Bize daha fazla peynir getirir misin? Eğer getirirsen seni parayla ödüllendireceğim dedi. Okey. Buradaki fareye peynir lazımmış. O zaman markete gidelim ve fareler için peynir alalım. Evet, en son uyumaya çalışıyorduk ama başımıza neden böyle şeyler geldi ben de bilmiyorum. Evet, şu anda eve geri geldim arkadaşlar. Belki bizim evde peynir vardır. Eğer dolabımda peynir varsa onu farelere götüreceğim. Ve onlar da bana para verecek. Ama bunun uyumamla ve komşuyla ne alakası var bilmiyorum ama neden olmasın arkadaşlar? Gelin evde peynir arayalım. Bizim evde peynir var mı? Önce bir ışığı açalım. Peynir. Peynir var mı? Dolapta vardır belki. Hop, bakayım. Lan, burası nasıl dolap? Lan, dolabın içine girdim. Lan, dolabın içine girdim. Ne oluyor burada? Allah'ım, lan bu nasıl bir dolap?
Üste bir şey var mı? Oha! Oha dolaba bak! Oğlum buzdolabının içine girdim şu an. Bura nere? Burada bir cadı var. Cadıyla konuşabiliyorum. Bu görevlere daha sonra bakalım. Önce benim peynir bulmam lazım ve... Aha vallahi peynir buldum. Tamam buldum. Peynir buldum arkadaşlar. Hayatımda gördüğüm en büyük buzdolabıydı bu. Vay be. Gerçekten hayatımda gördüğüm en büyük buzdolabı. Neyse şuradaki parayı da alalım. Gelin peyniri farelere götürelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet tekrar kanalizasyona geldim şu anda. Ve fareler... Dostum size mükemmel büyük bir peynir getirdim. Partinizle devam edebilirsiniz. Buyurun. Oo teşekkür ederim insan. Oo işte ödülünü ister misin? İşte buyur ödülüm burada. Aha arkadaşlar oğlum 400 dolar verdi. Zengin oldum. Zengin oldum. Artık parayla istediğim her şeyi yapabilirim. Şu anda gerçekten bayağı bir paramız var arkadaşlar. Tavşan kral beni ödüllendirdi. Gelin bu parayla komşumuzu bir şekilde evden atmanın bir yolunu bulalım. Ya da en azından onun sessiz olmasını sağlayalım. Aynen öyle. Aslında bence daha fazla paramız olabilir. Bir tane adam bize şey demişti. Zengin adam evinde değil ve... Evet tamamen bu adamdan bahsediyorum. Sizce o evi soymalı mıyız? Evet neden olmasın sonuçta bu bir oyun. Yani değil mi? Tamam bir dakika şurada bir market var. O marketten anahtar ya da kilit kırıcı gibi bir şey alırsak. Bu ne? El feneri. El feneri alabiliyorum. Bomba. Oha bomba alabiliyorum. Kaya alabiliyorum. Aa yatak. Yastık alabiliyorum. O kadar hırsızlık yapacağız bari hayır da işleyelim. Şuradan yastığı alalım da dilenciye veririz arkadaşlar. Orada dışarıda yatıyor ya. Başka neler var? Bu ne? Aha kilit kırma eşyası. Bunu da al. Tamam çok iyi. Tamam çok güzel. Önce hayır işleyelim. Hırsızlığı sonra yaparız. Ben şurada yatan dilenciye yastık vereceğim. Al kardeşim güzel güzel uyu al. Buyur. Aa sana yeteri kadar teşekkür edemiyorum dostum. O yüzden şu beceği al. Aa oyun bana ödül verdi. Teşekkür ederim. Evet. Dilenciye yastık verdim. Ve artık dilenci daha rahat. Güzel. Sevap işlediğimize göre sıra hırsızlıkta. Gelin o zenginin evine girelim. Umarım başımıza kötü bir şey gelmez. Aynen. Umarım tutuklanmayız. Evet. Maalesef internetim gitti. O yüzden oyuna tekrar girmek zorunda kaldım. Ama iyi oldu. En azından hırsızlık görevini tekrardan görmüş oluruz arkadaşlar. Hangi evi soymamız gerek iyice bir bakalım. Nereye girmemiz lazım? Aha. Apartman. Tamam. Tamam. Buradaki apartmanı biliyorum. Evet. İşte karşıdaki apartman. Gelin girelim arkadaşlar. Açın ulan kapıyı. Ben nasıl gireceğim buraya? Heh. Bununla. Aç kapıyı. Aha. Açtım. Vallahi kapıyı açtım. Güzel. Şimdi buradaki her şeyi almam lazım. Evet içerisi biraz karanlık ama neyse. Aa burada bir tane resim var. Dostum bu resim harika. Bu resim mükemmel dostum. Şu resmi mükemmelliğine bakın. Ben bu resmi çalacağım. Yemin ederim bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Resmin arkasında kasa varmış. Oha. Oha. Oha 1000 dolarım oldu. Oha resmi bir kaldırdım. Arkasından kasa çıktı. Neyse bilgisayarı da al abi. Oh her şeyi al her şeyi al her şeyi al. Abi ben zengin oldum şu an. Şu an ben zengin oldum bitti. Oyun bitti abi şu anda. Oh var mı başka bir şey? Var mı var mı var mı? Etraf karanlık fazla bir şey göremiyorum ama çalabildiğim her şeyi alacağım abi. Hop bunu da al. Al bunları al 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 al. Ha ışık varmış lan güzel. Şu resmin arkasına da bak belki bir şey vardır. Hop Gustavo abimin resmi var. Onun arkasında da bir şey vardır belki. Her tarafa iyice bakalım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Dur bakayım çekmecelerde bir şey var mı? Tamam bence işimiz bitti burada arkadaşlar hadi gidelim. Haha görev başarılı. Ey dostum. Dostum içerideki her şeyi aldım gel parayı kırışalım. Ya biz ne ara hırsız olduk oğlum. Biz en son uyumaya çalışıyorduk. En son komşumuz yüzünden uyuyamıyorduk. Biz ne ara hırsız olduk. Neyse kardeş evi soydum. Tebrikler dostum sen gerçekten harika bir suç ortağısın. Ve sakın unutma. Eğer birisi sana bulaşırsa sadece beni ara. Evet. Artık suçluyuz. Ben sadece uyumaya çalışan masum bir vatandaştım. Ne ara suçlu oldum anlamadım. En son uyumaya çalışıyordum lan ben. Neyse durun bakalım başka bir şey yapabiliyorsak yapalım arkadaşlar. Şurada bomba var lan ben bomba satın alacağım. Evet bomba satın aldım şu anda. Başka bir şey satın alayım mı? Gerek yok bence tamam. Ben bu bombayla nereye patlatacağım acaba? Evet elimde şu an bir bomba var ve bu bombayla nereye patlatacağımı bilmiyorum o yüzden. Gelin etrafa bir bakalım. Acaba komşumun evini patlatabilir miyim? Komşunun evini patlatalım mı? Aklıma daha iyi bir seçenek geldi. Şurada sanki bir banka var. İşte bu. Ben tam bir jokerim. Gerçek suçlu.
Hadi go. Hadi go. Evet, işte bu. Bankaya girebilirim. Kapıyı aç. Bankayı bununla açabilir miyim? Olmadı. Bankayı peki bununla açabilir miyim? Aha! Açtım. Bankayı soyman için 95 saniyen var. Tamam, hızlı ol. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Okey, burayı da aç. Bombayı buraya koy. Yes! Patlat. Patlat. Hadi. Nasıl pat? Aa, patladı. Hop, soy 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 soy. Zamanımız çok kısıtlı. Al al al, alabildiğin her şeyi al. Alabildiğin her şeyi al. Yoksa polisler gelecek. Yoksa polisler gelecek. Al 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 al. Soy soy soy, soyabildiğin kadar. Tak 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 tak. Oğlum şu anda 7000 dolarım olacak. Neyse. Daha bir sürü zamanımız var arkadaşlar. Rahat rahat burayı soyabiliriz. Daha bir sürü zamanımız var. Hop. Bence her şeyi aldık. Artık buradan çıkabiliriz. Evet. Güzel. Şimdi buradan çıkmak bence aptallıktır, o yüzden. Aynen. Şu anda polisler geldiği için oradan çıkamayız bence. Baksanıza. Aynen, polisler geldi. Başka bir çıkış yolu bulmam lazım. Burası neresi? Tuvalet. Tuvaletten kaçabilir miyim? Tuvaletten kaçabilir miyim? Aha! Go! Kaç! Aha, vallahi kaçtım. Tuvaletten kaçtım. Yes! Yes! Zengin oldum. Evet, şu anda zengin oldum galiba. Bitti mi? Ne oldu şimdi? Aha! Aa, komşuma para mı verdim lan? Aa, komşum bütün paraları görünce nasıl sevindi, gördünüz mü? İşte bu. İşte bu. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Komşuma ses yapmaması için para verdim ve bu paralarla kendime yeni bir ev satın aldım. İşte bu. Hadi bakayım. Mükemmel son adamım. Ben şeyi merak ediyordum. Acaba tutuklanırsam ne olur? Gelin tutuklanmayı deneyelim. Polisler bizi tutuklarsa ne olur? Evet, gelin görelim bakalım. Evet, marketten tekrar bomba satın alacağım. Bir de tekrar kilit açıcı satın alacağım. Şu bu ne? Oha, hackerlık eşyası var. Laptop var, onu da alacağım. Evet, demek ki oyunda hacker da olabiliyormuşuz. Bir ara onu da yaparız arkadaşlar, neyse. Şimdi bankayı tekrardan soymaya çalışacağım. Ama bu sefer bilerek tutuklanacağım. Bakalım tutuklandığım zaman ne olacak arkadaşlar. Merak ettim. Bu arada şurada bir tane kutu var. Tamam, bu kutunun ne olduğunu bilmiyorum ama onu sonra açacağız, okey? Gelin önce bir tutuklanalım. Bakalım ne olacak. Evet, şu anda bankaya giriyorum. Açın lan bankayı. Bım. Bım. Aha, güzel. Hadi teslim ol. Teslim ol tuşuna bastım. Bakalım ne olacak. Aha, polisler geldi. Bakalım ne olacak. Oha, bir sürü polis gelmiş lan. Bu ne oğlum? Evet, yakalanma sonu. Evet, normal yakalanıyormuşuz arkadaşlar, çok da bir şey olmuyormuş. Tamam, gelin sizlerle birlikte biraz daha mantıklı bir son yapalım. Yani sırf komşunuz gürültü yaptı diye banka soymazsınız değil mi? Elimde bir çakmak var. Bu çakmakla nereyi yakabilirim? Komşunun evini yakamıyorum, o zaman kendi evimi yakarım. Yeter artık be adam. Beni uyutmadın. Beni uyutmuyoruz. Aha, halıyı yakabiliyorum. Yeter artık, evimi yakacağım. Aha. Lan yangın başlattım şu an. Evimi yaktım. Kendi evimi yaktım. Neden böyle bir şey yaptım? Neden? Neden? Adam da hala yukarıda parti vermeye devam ediyor. Baksanıza. Yukarıda ışıklar değişiyor. Adam yukarıda hala parti vermeye devam ediyor. Benim burada evim yanmış. Benim burada evim yanmış. Adam yukarıda parti veriyor. Ulan ben mal mıyım? Ben niye evimi yaktım? Ben hala anlamadım. Biz niye evimizi yaktık lan? Bir dakika. Benim aklıma bir şey geldi. Oyunda hacker olabiliyorum ben. Evet. Markette hacker olma laptopu vardı. Komşumu mu hacklesem lan? Yapabiliyor muyum öyle bir şey? Üst komşumuzu hackleyelim. Evet. Onunla konuşmaktan bence daha iyi. Aynen. Onu direkt hackleyelim. Ve onu alt üst edelim. Evet. Gelin sizlerle birlikte marketten hacker laptopu alalım. Evet. Selam market, bana hacker laptopu lazım. Ha, ver şunu bana. Güzel. Hadi evimize geri dönelim ve o üst komşuyu hackleyelim. Adam olsun. Bir daha da beni uyandırmasın. Evet. Aynen. Hadi onu hackleme zamanı. Evet, şu anda evime geldim. Nerede benim yeni bilgisayarım? Odamdadır herhalde. Odam. Odam neresi? Ha, burası banyo. Burası banyo. Burası şey değil. Neyse dur. Benim odamı bulmam lazım. Yanlışlıkla tuvalete girdim. Burası mı benim odam? Ha, burası benim odam. Güzel. Aha, bilgisayarım değişmiş. Onun yerine hacker laptopu gelmiş. Güzel. Aç. Aç 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 aç. Laptop aç. Laptop aç. Evet. Sonunda komşumu hackleyebileceğim. Let's go. Hop. Boom. Aha. Başladık. Güzel. Evet. Şu anda bir bilgisayarımız var. Oha, Roblox'tan oyun yapabiliyorum. Lan bu ne? Bu ne lan? Bunu görmeniz lazım. Bu ne?
Sagopa Kajmer wallpaper'ları ne lan? Açabiliyor muyum bunu? Bu oyunu yapan Türk. Bu oyunu yapan Türk. Sagopa Kajmer duvar kağıtları diye bir şey var burada. Abi çok iyi. İnanılmaz ya. Neyse tamam okey. Gelin arkadaşlar sizlerle birlikte lan bilgisayarım gitti. Tamam yeter artık. Gerçekten komşumu hacklemek istiyorum. Yeter. Hacklemek istiyorum komşumu. Go. Evet. Hackle diyorum arkadaşlar ve müzik sistemlerini hackle diyorum. Böylece üst komşumun müzikleri kapanacak. Bas. Şu anda hackleniyor. Aha. Müzik sistemleri kapatılıyor. Aha onu hackliyorum. Aha kapandı müzikler gitti. Aha. Artık rahatça uyuyabilirim. Yeah. İşte bu. İşte bu. Hadi bakayım. Evet komşumu hackledim ve onun müziklerini kapattım. Bir şey diyeceğim. Aslında o kadar çok paramız varken neden komşuyla uğraşıyoruz ki? Bence gidip kendimize yeni bir ev alabiliriz arkadaşlar. Yani o yüzden bence kendimize yeni bir ev alalım. Evet bence gayet zenginiz. O yüzden gelin kendimize yeni bir ev satın alalım. Neden komşuyla uğraşıyoruz ki? Bence komşuyla... evet. Size konuşurken araba çarptı. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Hayattaki şansım. Size video çekerken bana araba çarptı. Evet gelin kendimize yeni bir ev bakalım arkadaşlar. Bunu kırabiliyor muyum lan? Ney? Bedava Robux hilesi mi? Al. Aha. Aha. Oha. Oha ATM'ye bozdum. İçeriden para çıkıyor. Bana daha ne kadar para veriyor? İstediğim kadar buradan para alabiliyor muyum? Ha bozuldu galiba. Neyse. Bence gayet iyi para çaldım buradan. Okey. Gelin kendimize ev bakalım arkadaşlar. Yeni ev istiyorum ben. Buralarda ev var mı? Ha bir de şuradaki kutuyu da alalım mı? Al. Evet. Bu kutunun içinde ne var bilmiyorum. Bunu da aldım. Belki lazım olur arkadaşlar. Bilmediğim bir kutuyu aldım. Aa bir dakika burada kargocu buldum. Şu elimdeki kutuyu kargocuya vereceğim. Belki bir işe yarar. Kargocu al paket. Paketleri geri kabul edemiyoruz. Onu açmak zorundasın. Aa öyle mi? Okey tamam. Gelin paketi açalım bakalım içinden ne çıkacak. Aç. Aa çekiç çıktı. Paketin içinden çekiç çıktı. Bu çekiçle... Ne yapabilirim ki? Evet arkadaşlar yerimde olsaydınız bu çekiçle siz ne yapardınız? Bu çekiçle ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Merhaba limonata satan noob. Ondan limonata satın almayacağım. Kesin ölme sonu falan. Kesin zehirleneceğim ona güvenmiyorum. Gelin şu orman tarafına gidelim. Oraya daha önce hiç gitmedik. İnşallah araba çarpmaz bismillah. Güzel. Evet bakalım burada neler var. Oha bura baya karanlık. Arkadaşlar nereye geldik? Oğlum bura baya karanlık. Siz bir şey görebiliyor musunuz? Aa bir dakika şurada bir ev var. Aa burada bir ev buldum. İçeride ne var? İçeriye girelim mi? Ne var burada? Kürek var. Ha bir yerleri kazmak için kürek var burada. Okey. Burada ne yazıyor? Bu ne? Çekiç yasak. Çekiç yasak yazıyor. Kırabiliyor muyum burayı? Çekiçle burayı kıracakmışım. Kırdım. Burada ne var? Ne olacak lan? Dur yazıyor. Burada dur yazıyor. Durmazsam o... Lan! Oğlum bura nere? Nereye geldim lan? Abi? Korkunç bir şey yok değil mi? İnşallah korkunç bir şey yoktur. Hocam bu ne? Nereye geldim ben? Arkadaşlar ben nereye geldim? Burada bir kapı var. Gir. Kapıdan geç. Tamam. Ne oldu şimdi? Backrooms'a mı düşeceğim? Ne oldu arkadaşlar? Gerçek son. Her şey bir rüyaydı. Ne? Aslında komşum beni uyandırmadı mı? Yani ben aslında rüya mı görüyordum? Vay be. Aslında hiçbir şey gerçek değilmiş. Her şey bir rüyaymış. Böyle bir son beklemiyordum. Gerçekten böyle bir son beklemiyordum. Tamam açıkçası artık daha fazla uğraşmak istemiyorum. O yüzden gelin en basit sonlara bakalım. Mesela telefondan Roblox oynayabiliyor muyum? Gelin telefondan Roblox oynamayı deneyelim. Belki öyle bir şey yapabiliyoruzdur. Evet nerede benim telefonum? Telefondan Roblox oynamak istiyorum. Yapabiliyor muyum öyle bir şey? Aç abi ışığı. Al telefonu. Roblox oynayabiliyor muyum? Aa yok. Aa olmuyor. Olmuyor tamam. Yalnız şu telefonun mükemmelliğine bak be. Aa niye böyle bir şey yaptın? Aa burada kılıç var. Kılıcı alabiliyor muyum? Tamam bari gelin üst kata çıkmayı deneyelim. Daha önce hiç üst kata çıkmadık. Hep aşağıya doğru indik. Bir de en üst kata çıkmaya çalışalım. Bakalım öyle bir şey yapabiliyor muyuz? Burası komşunun evi. Ben üst kata çıkacağım. Yapabiliyor muyum? Aha! Anten! Anteni boz. Aa bu kırık. Onu tamir etmen lazım. Bunu tamir edebiliyor muyum?
Evet, burada bir tane kırık anten var. Bunu galiba tamir edebiliyormuşuz. O zaman tamirciden tamir aleti satın alalım ve buradaki teli tamir edelim. Tamam. Hadi hızlıca gelin gidelim. Evet, biraz fazla hızlı gitmeye çalıştım ve çatıdan atladım. Siz çatıdan atlamayın. Evet, şu anda markete geldik. Markette tamir aleti var mı? Var. Aldım. Marketten tamir aleti aldım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bununla o çatıdaki teli tamir etmeye çalışacağım. Anteni tamir etmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Evet, gelin bakalım üst kata doğru çıkalım arkadaşlar. Şöyle ve tamir et. Hadi bunu tamir et. Tamir et. Hop, 1, 2, 3. Tamir ettim. Çalışıyor mu? Kullan. Ne olacak lan? Lan ne oluyor? Ne oldu şimdi? Oha! Lan uzaylılar geldi. What? Ne alaka? Televizyon izleyecektim ben. Başka bir galaksiden yardım istedin. Uzaylılar komşumu susturmak için dünyayı işgal etti. Vay be. Uzaylılardan bile yardım istedim. Sırf komşumu susturmak için. Gerçekten inanılmaz. Tamam, o zaman gelin sizlerle birlikte Noob'tan limonata satın alalım. Aynen. Bakalım içince ne olacak. Yani ben zehirleneceğimi tahmin ediyorum ama yani sırf başka bir soy yapmak için bunu deneyebiliriz bence. O yüzden gelin Noob'tan limonata alalım. Evet, selam Noob. Bana limonata satar mısın? Hey, hiç kimse benim limonatalarımı satın almıyor. Eğer birisi satın alsaydı iyi olurdu. Sen satın almak ister misin? İlk defa satın alacağın için sana beleşe vereceğim. Evet. Teşekkür ederim. Hadi içelim. İç. Ve öleceğim değil mi? Evet, zehirlendim. Biliyordum. Biliyordum. Belliydi yani. Evet. Gıda zehirlenmesi. Yabancılardan limonata satın almayın. Evet, doğru. Evet, bu oynadığımız oyun çoğu oyuna göre büyük ve güzeldi ve karışıktı. O kadar çok son var ki oyun karışık olmuş ama galiba bu oyunu yapan kişi Türk. Çünkü telefonda Eren Karayılan resmi vardı ve bilgisayarda Sagopa Kajmer wallpaperları diye bir şey vardı. O yüzden bu oyunu yapan kesin Türk. Eğer bu videoyu izliyorsan Türk kardeşim, oyun çok güzel olmuş, eline sağlık. Ve ben de oynarken gerçekten çok eğlendim. Umarım sizler de bu videoyu izlerken güzel vakit geçirmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bugün bir türlü uyumamıza izin vermeyen komşumuzu durdurmaya çalıştık ve yani sadece komşumuzu durdurmaya çalışsak neyse. Ulan banka soyduk. Komşumuzu durduracağız diye banka soyduk. Düşünebiliyor musunuz? Ama yine de güzel oyundu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ekranınızda çıkan diğer videolara tıklayarak da kanalımdaki diğer videolara gidebilirsiniz. O zaman başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.